Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle şunu belirtmem lazım. Bugün toplumda iş bulma konusunda, toplumda sosyal alanlarda yer edinme konusunda en sıkıntı yaşayan kesim engelliler. Hele ki bir de bu engelliler büyük şehirde değilse, daha küçük şehirlerdeyse, örneğin Iğdır'daysa, engelli vatandaşlarımızın evin dışında gidecekleri pek fazla bir yeri yok. Küçük yerlerde zaten iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşayan engelliler, o anlamda bakanlığınızın yol göstermesi, bakanlığınızın yol açması noktasında da sıkıntı yaşadığı için engelli vatandaşlarımız bir, iş bulmada ciddi sıkıntı yaşıyorlar, iki, sosyal hayata katılmada ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Tabii yerel yönetimlerin de yapması beklenir ama maşallah yerel yönetimlerin ihaleden şundan bundan pek engelliye ayıracak vakti yok. Özellikle Iğdır'da ne yerel yönetim engelli vatandaşlarımız için bir yer ayırabilmiş, engelli vatandaşlarımız kendi ceplerindeki parayla bir yer bulmuşlar, onu kiralamışlar. Orada dahi engelli vatandaşlarımızı rahat bırakmıyorsunuz. Kendi kiraladıkları yerde dahi engelli vatandaşlarımızın bir araya gelmesine sorunlar yaratıyorsunuz. Bir an önce bu işin çok fazla bir maliyeti yok. Hem yerel yönetimlerin hem bakanlığınızın engelli vatandaşlarımızın sosyal ortama katılması, en azından birbirleriyle iletişim halinde olması için bir program hazırlanması, belki paket Sayın Bakan, bina tasarlanması ve her ile mutlaka engellilerin bir araya gelebilecekleri, sosyal ortamı yaşayabilecekleri bir yerin yapılması lazım. Diğer taraftan artık teknoloji çok ilerledi. Engelli vatandaşlarımız evden birçok işi bilgisayar üzerinden yapabilecek durumdalar ve önceliğin de onlara tanınması lazım. Daha önce bakanlığınıza ilettiğim bir isim vardı, Selin Yeğen. Bu vatandaşımız engelli ve evde bu vatandaşımızın iş bulma arzusunu maalesef şimdiye kadar hayata geçiremedik. Özellikle çağrı merkezlerinin engelli vatandaşlarımızın da katılabileceği şekilde evlere kadar gitmesi, illa onların bir araya gelmesinden ziyade, illa belli bir binaya toplanma zorunluluğundan ziyade engelli vatandaşlarımızı da eğer belli bir yüzde verilirse çağrı merkezlerine, bankaların belli işlerine belli bir zorunluluk getirilirse engelli vatandaşlarımız da evlerinden, bilgisayar ortamından, internet üzerinden bu işleri rahatlıkla yapabilirler Sayın Bakan. Yeter ki bu konuda yaratıcı fikirleriniz olsun. Yeter ki bu konuda engelli vatandaşlarımıza yönelik düşünceleriniz olsun. Çünkü küçük yerlerde, büyük şehirlerde belki bu sorun nispeten aşılabilir. Ama gelin Iğdır'a Sayın Bakanım, gelin Iğdır'daki engelli vatandaşlarımızın, hele şehir merkezinde değil de köydeki engelli vatandaşlarımızın durumuna bakın. Bu engelli vatandaşlarımız dört duvarın içerisinde ve akşama kadar duvarlarla konuşur vaziyettedir. Bu engelli vatandaşlarımızın iş bulma noktasında ciddi sıkıntıları var. Sosyalleşme konusunda ciddi sıkıntıları var. Özellikle de İşkur'un bölgelere yönelik bir takım faaliyetlerini bir kısmı engelli vatandaşlarımıza ayrılırsa, özellikle bankaların belli alanlardaki hizmetleri artık otomasyona geçti, internet üzerinden yapılıyor. Bunların bir kısmında bir zorunluluk getirilirse, tekrar altını çizmekte fayda var. Çağrı merkezleri özellikle engelli vatandaşlarımıza evde hizmet verecek şekilde yeniden dizayn edilirse, zannediyorum ki bu konuda maksat hasıl olmuş olur. Evde ailesinin onlara getireceği kazanca ve sadece ailesiyle konuşmak zorunda ve bir de dört duvarla konuşmak zorunda kalan vatandaşlarımız da bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulmuş olur. Ben Iğdır özelinde bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Belediye şu ana kadar engelli vatandaşlarımıza Iğdır'da herhangi bir hizmet sunmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi bırakın engelli vatandaşlarımızı, Iğdır'ın tamamına pek bir sorun çözme noktasında yardımcı olabilmiş değil. Teşekkür ediyorum müsteşarımıza, birkaç bireysel talep ilettik. O konuda o talepleri çözdükleri için Iğdır'daki engelli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Ama şunun altını çizeyim. 30 Mart'ta hükümete de ihtiyaç kalmayacak, mevcut belediyeye de ihtiyaç kalmayacak. Iğdır Belediyesi'ni inşallah kazanıp Iğdır'daki engelli vatandaşlarımızın sorunlarını da yine biz çözeceğiz diyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.